Nasıl dünya dalga geçersin, bir yudum ömürü hemen içersin, hemen içersin. Bütün sevdiklerim alır gidersin, ne söyleyeyim dünya sana ne diyeyim. Bütün sevdiklerim alır gidersin, ne söyleyeyim dünya sana ne diyeyim. Canlar alıp sardığım toprağa, bülbülüm mü kaldı, gitsin o bağa, gitsin o bağa. Gene selam olsun Azrail'a, ne söyleyeyim dünya sana ne diyeyim. Gene selam olsun Azrail'a, ne söyleyeyim dünya sana ne diyeyim. Olsaydı sana gelmezdim, bıkı bu sanıp da candan bezmezdim, candan bezmezdim. Emrah mahzuniyem kendim bilmezdim, ne söyleyeyim dünya sana ne diyeyim. Emrah mahzuniyem kendim bilmezdim, ne söyleyeyim dünya sana ne kaldım, neyim kaldı, neyim kaldı.
insan nedir bunca efkar? Gerçeği gör etme inkar. Çok gezdim ben diyar diyar, kaybedecek neyim kaldı? Perişan oldum umurumda.
gerçekten inan. Yalın, kitabına inan ve yoluna inan. Şimdi çelişki üstüne çelişki alın değil mi? Kendi adıma çelişki. Bu dünyayı ben yaratmışsam bunlar gibi bana mucize verseydi ne vardı? Kendi adıma hareket ederdim yani. Dostlar, canlar, yoldaşlar, inansız tüm yoldaşlarıma sesleniyorum burada, inansız. İnansızlar gerçekten vatanı da düşünüyor, halkını da düşünüyor, her yönden karıncayı bile incitmiyor, onu bile düşünüyor. Ama dine inan, dört tane o din var ya, inan tüm insanlara bakıyorum ben bu. Yaşıma kadar, 48 yaşına bastım. Hep insan incitiyor. Yani
Sadece diyeceğim yuh olsun. Şimdi insan ister istemez her insan mezarlıklara gitmiştir. Üzülüyorum. Eşimi, dostumu, şunu bunu götürüyorum yani arabamla. Sular döküyorlar. Sular dökmeye gereği duyuyorlar. Başlarını. Onlar bizi görür, biz onları görmeyiz. Ne olmaz, eşit olmak zorunda. O bizi görürse biz de onu görmek zorundayız. İnsan olarak düşünüyorum ben, kendi adıma. Onlar bizi görüp de biz onları görmüyorsak yanlış olur. Benim nazarım da bu, kendi fikrim yine. Buradaki amaç, insan olarak düşünüyorum. Yani çünkü beyin var. Beyin düşünüyor. Eğer ki onlar bizi görmemiş olsa o zaman, iki taraflı, kimse kimseye ziyarete gitmez. Yani bu acayip bir çelişki dostlar. Gönül ister ki, gönül yaratıcı varsa karşısına her insanı almalıydı. Zor değil ki. Yani bir tane dünya, bunun gibi kaç tane gezegenler var. Yaratmışsa madem, insanları karşına alacaktın, senin kaderin, senin yazgın, senin yapman gereken dünyadaki görev budur demeliydi. Kendi adıma itiraz ederdim. Bugüne kadar yaşadığım yaşantıda itiraz ederdim sonuna kadar. Avukat bile tutmazdım. Kendi adıma ona karşı savunurdum eğer karşıma inmiş olsaydı. Maalesef göremedim ben kendi adıma. Gören varsa arasın veya mesaj atsın bana. Kulaktan dolma fısıltılarla insanların beynini karıştırmaya gerek yok. Bu dünya varsa, bu dünyada yaşanan varsa, bu dünyada kalır. Toprağın dibine her canlı girmek zorunda. Girdikten sonra da bitmiştir dostlar. Ya ne kadar konuşsak boş. Bu ülkede, bu ülkenin halkı için daracına gidenler kendini kanıtlayamamışsa bizim kanıtlama şansımız hiçbir zaman olamaz. Gününüze gelsin. Aynasıyım madem ki ben bir insan. Hakkın varlık deryasıyım madem ki ben bir insan. Hakkın varlık deryasıyım madem ki ben bir insan. İnsan hak da hak insan da arıyorsan bak insan da. Çok keramet var insanda madem ki ben bir insan. Çok keramet var insanda madem ki ben bir insan. Kelam bende, ilim bende, kelam bende, nice nice alem bende. Yazar levh-i kalem bende, madem ki ben bir insan. Yazar levh-i kalem bende, madem ki
insanım. Bunca temenni dilekler, bunca temenni dilekler, buz gelir çarkı felekler. Bana eğilsin melekler, madem ki ben bir insan. Bize eğilsin. Melekler gelince. Bana eğilsin melekler, madem ki ben bir insan. Tevrat'ı yazabilirim, İncil'i dizebilirim. Kur'an'ı sezebilirim, madem ki ben bir insan. Kur'an'ı sezebilirim, madem ki ben bir insan. Benim daimiyim harap benim, ayaklara turap benim. Aşk ehline şarap benim, madem ki ben bir insan. Aşıklara şarap benim, madem ki ben bir insanım. Hiç düşündünüz mü dostlar? Bizim sayfamızda olan dostlar aynı fikirdeki insanlardır. Yani %99. Hiç düşünmeyen insanlara sesleniyorum burada. Buradan. Ülkemizde kaç tane tarikat var? O tarikatlar yüzlerin üzerinde. Yan yana gelip namaz kılmıyorlar. Sen neden uyanmıyorsun halin? Daha geçen Adıyaman menzil şeyhi şıkı öldü. Gözüne sürme çekmiş. Şeytan gibi. Benim gözümde şeytan gibi. Yani ülke ayağa kalkmış gibi oraya seferberlik yapıyor. Seferberlik. 3 tane oğlu var. Birbirine düşmüş. Babadan oğlan mı geçer hep taht? Onlar iyi insanlar olarak seçilmiş de sen ben neden seçilmemişiz? Ben iş geçiyorum, geri kat yabancıya ağlıyorum. Elimde imkanlarım olsa dünyayı cennete çeviririm. Benim böyle içimdeki niyet varken ben seçilmemişim, onlar seçilmiş. Hiç düşünmedin mi bunu ya? Hepsi saraylarda, köşklerde, altlarında son model arabalar, çok çocuğunun en manzaralı yerlerde sarayları, köşkleri var. Hiç mi kafanı kurcalamadı bunlar ya? Hiç mi görmedin? Çok ayıp ettin. Bu ülkeye ayıp ettin. Seni sömürürken seni yedi ceddini sömürdüler ve sömürmeye yol açtılar, bunu göremedin. 1400-1500 sene öncesinden inmiş kitap var değil mi? Onun bir 2000 yıl öncesine bak. Onun bir, hani insanoğlu yokmuş ya, 12 bin yıl öncesini kazıyla orada çıkarttılar ya, Urfa'da. Orayı bir araştır. Yani sor kulağı kendi kendine. Zor değil bu. Zor değil. Hakkını çaldırıyorsun. Yedi göbek hakkını çaldırıyorsun. İnancın içinde kalsın. Kendin yaşa. İlla ki birisi sana yol göstermek zorunda değil. Onlar iyi insan olarak bu dünyaya gelmişse sen de aynı kulvarda aynı insansın. Aynı kefeye koy kendini. İnsan insanın üstün değil ya. Değil mi? Buradan yola çık. Bence. Keşke diyorum benim elimde böyle bir imkanım, bana öyle verilmiş olan bir mucize olsaydı, o peygamberler hani 124 bin tane gelmiş ya, öyle bir
herhangi birine verilen asa bende olsaydı, inanın yani dünyada yaşayan tüm insanlar, ne kadar canlı varsa, hayvandan, yine söylüyorum, Adanze'ye hayvan, onlar da canlı yani konuşamıyor, aramızdaki fark bu. Dünyayı öyle güzel yapardım ki kimse kimseye üzmezdi. Yani imkanım olmuş olsaydı maalesef. Ne konuşsak yine boş. Bomboş. Koca bir boşluk. Bu ülkede diyorum ya, bu ülkenin halkı için kocaman dünya ve gezegenler var, düşünün yani dünyanın dışında. Bizim ülkemiz için hakkı savunan tüm insanlar hep dar ağacına gitmiş, genç yaşlarında ömürlerinden olmuşlar. Onları halk olarak biz en kötü gözle görüyoruz. Halk olarak biz, bizler. Yani uyandırmaya çalışıyoruz da uyanmıyorsunuz. Bizler görmüyoruz da işte sizler ağlıyorsunuz, gözyaşı döküyorsunuz. Hiç mi usanmadınız? Ya örnek vereyim, Nihat Hatipoğlu, Cübbeli Ahmet, ona benzer ne kadar insanlar hep ayrı ayrı şeyler konuşuyor. Gözyaşıyla dinliyorsunuz. Hiç mi usanmadınız? Hep aynı senaryoya dönüp duruyor. Hiç mi demediniz? Bizim hakkımızı, çocuğumuzun hakkını çalan insanlar dört dörtlük yaşıyor. Hiç mi başkaldırmak istemediniz? Ülkenin geldiği duruma bakın. 50 sene önce söylemiş Mahsun Şerif, Kosova'na muhtaç ettiler diye. O zaman yoklamışlar. Halen şimdi yokluyorsunuz. Hiç mi uyanmadınız? Mahmut Erdal'ın bir türküsü vardı. Hepinize diye armağan ediyorum. Uyanmadan gittin eşek. Uyanmayacaksın. Uyanmamanın sebebi din ve tarikatlar. Türk olan, Türk halkını düşünen tüm insanlar başkaldırmalı. Tek diyeceğim bu.